Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Kirli Sepeti Medya Yapım imzalı ilk bölümü 24 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erde Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Merve Girgin Aytekin'in üstlendiği, aile dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Melisa Döngel gibi isimler yer almaktadır. Biz de dizideki oyuncuların gerçek hayattaki annelerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Cansu Tosun, 26 Ocak 1988 yılında Almanya'da dünyaya gelmişti. Kendisi şu anda 35 yaşındadır. 4 yaşından itibaren birçok Alman markası için profesyonel foto modellik yapmıştır. 2011 yılında TRT1 için çekilen Küçük Hanımefendi dizisinde 2 sezon başrol oynamıştı. Ardından 2012 yılında Kanal D'de yayımlanan Kayıpşehir dizisinde oynamıştır. Bunların dışında Bugünün Saraylısı, Göç Zamanı, Familia, Bir Deli Sevda, Mehmetçik Kutlu Zafer, İksir gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncunun annesi Serpil Tosun'dur. Ailesi İstanbul'da yaşam sürmektedir. Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 32 yaşındadır. Eğitimini Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2016'da TV8'de yayımlanan Survivor 2016 yarışmasına katılmış Gönüller takımında yer almıştır. Ve yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştır. Ardından oyunculuğa yönelmiştir. 2018 yılında yayımlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat vermiştir. Ardından Bay Yanlış, Masumiyet, Kusursuz Kiracı gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncunun annesi Emel Tütüncü'dür. Arnavut kökenlidir. Bestem Su Özdemir, 20 Nisan 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 32 yaşındadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. Mavi için modellik yapmıştır. Ardından oyunculuğa yönelmiştir. İlk kez 2012 yılında Sakarya Fırat dizisinde Melike karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde Nilüfer karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Bunun dışında Araf Zamanı, İstanbul Hatırası, Analar ve Anneler, Meryem, Ege'nin Hamsisi, Güvercin, Akrep, İkimizin Sırrı, Gecenin Ucunda gibi yapımlarda da oynamıştır. Sinemada ise Tabula Rosa, Biz Size Döneriz, Dünyanın En Güzel Kokusu, Milyonda Bir, Müjdemi İsterim, Nefes gibi yapımlarda yer almıştır. Oyuncunun annesi Pınar Özdemir'dir. Melisa Döngel, 18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 24 yaşındadır. Eğitimini Osman Yağmur Dereli Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde oynamıştır. 2017 yılında Elif dizisinde Süreyya karakterini oynamış ve ünlenmiştir. Ardından Bizim Hikaye, Hangimiz Sevmedik, Aşk Ağlatır, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayrettin, Dünya ile Benim Aramda, Aşk Taktikleri gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncu anne tarafından Rus asıllıdır. Rusya vatandaşlığına sahiptir fakat İstanbul'da annesiyle büyümediği için Rusçayı iyi konuşamamaktadır. Serhat Kılıç, 8 Temmuz 1975 yılında Ankara'da doğmuştur. Şu anda 48 yaşındadır. Aslen Malatyalıdır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünde burslu olarak kazanmıştır. İlk kez 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde Kar karakterini canlandırmıştır. 2012-2016 yıllarında 80'ler dizisinde Ergun karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Bunun dışında Ezel, Benim Annem Bir Melek, Çember, Söz, Öğretmen, Maraşlı, Kuruluş Osman, Tetikçinin Oğlu, Şeref Bey, Son Gün gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncunun annesi Emel Kılıç'tır. Devrim Yakut,
27 Mayıs 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 55 yaşındadır. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na katılmış ve 2003 yılına dek burada görev almıştır. Televizyonda ilk kez 1990 yılında Orta Beket isimli televizyon dizisinde oynamıştır. 2011 yılında Keşanlı Ali Destanı dizisinde Rukiye karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Ardından Annem Uyurken, Vicdan, Ben Onu Çok Sevdim, Analı Oğlu, Cesur ve Güzel, Hayat Sırları, Zarısı Başımıza, Payitaht Abdülhamit, Camdaki Kız, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü, Şeref Bey gibi yapımlarda da oynamıştır. Ceren Moray, 5 Haziran 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 38 yaşındadır. İlk kez 2003 yılında Serseri Aşıklar isimli televizyon dizisinde oynamıştır. 2008-2010 yıllarında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde Su karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. 2012 yılında yayınlanan İşler Güçler adlı dizide Zehra karakterini, 2014-2017 yılları arasında yayınlanan O Hayat Benim adlı dizide Efsun karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında yayınlanan Bir Küçük Evlilik Meselesi adlı sinema filminde Berrak karakterini, 2015 yılında yayınlanan Yok Artık adlı sinema filminde ise Ebru karakterini canlandırmıştır. Bunların dışında Avlu, Öğretmen, Yalancılar ve Mumları, Doktorlar, Nefes Nefese, Dayı, Olan Şüpheliler, Olaylar Olaylar, Arada gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncunun annesi Hülya Moray'dır. Baba tarafından Diyarbakırlı, anne tarafından ise Kastamonu'dur. Ayça Bingöl, 16 Ocak 1975 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 48 yaşındadır. Oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 1993 yılında Süper Baba dizisine Ayça karakterini canlandırmıştır. 2010-2013 yıllarında Kanal D ekranlarında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisine Cemile karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Bunun dışında Küçük Kadınlar, Bez Bebek, Bıçak Sırtı, Kınalı Kar, Asmalı Konak, Benim Adım Gültepe, Babam ve Ailesi, Kardeş Çocukları, Kırmızı Oda, Yürek Çıkmazı, Cici, Tatlı Kaçıklar, Benim Dünyam, Müslüm, Buz Devri, Sonsuz, Ay Büyürken Uyuyamam gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncu anne ve baba tarafından İstanbulludur. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.